İçinde bulunduğumuz Adana Kız Lisesi, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği ve ülkemizin tarihi 100 lisesinden bir tanesidir. Okul pansiyonunda kalan öğrencilerin baskı altında tutuldukları, okulda mevzuata uygun olmayan usulsüz uygulamaların olduğu bilgisinin sendikamıza gelmesi üzerine 2002'nin Haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yaşar Koçak ile görüşülerek Eğitim İş Adana İkinoğlu Şube olarak yazılı müracaatta bulunduk. Ve mevzuata uygun olmayan konuların araştırılmasını talep ettik. Müracaatımızdan sonra okul idarecisi 3 sendika üyemiz, iş yeri temsilcimiz ve üyelerimize okul müdürü tarafından mobbing uygulanmaya başlanmıştır. Bu iç idareci arkadaşımız ve iş yeri temsilcimizle ilgili FETÖ-vari taktiklerle isimsiz bir şikayet mektubu ve CD düzenlenerek hukuksuz bir şekilde elde edildiğini düşündüğümüz mektup ve CD içindeki belgeler gerekçe gösterilerek üyelerimiz hakkında soruşturma açılmıştır. Sonrasında bu üç idareci arkadaşımız okuldaki görevlerinden 7-11-2022 tarihinde apar topar uzaklaştırılmıştır. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Eğer arkadaşlarımız soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırıldıysa hakkında inceleme yapılan pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdürü neden hala görevinin başındadır? Pansiyon işleyişiyle sendika üyemiz 3 idareci arkadaşımız ve iş yeri temsilcimizle ilgili incelemeyi aynı müfettişlerin yürüttüğü görülmektedir. İncelemeyi yürüten müfettişlerin başından itibaren yanlı davrandıkları, hakaniyetli olmadıkları yönünde iddialar vardır. İncelemeyken müfettişlerin değiştirilmesine ve incelemenin bakanlık müfettişlerince yapılmasını 17-12-2022 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden talep etmemize rağmen talebimiz kabul görmemiştir. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Müfettişler sendikamızın bu talebinden sonra kendilerini şikayet ettiğimizi dile getirerek yanlı davranmış ve sendika üyelerimizin ifadelerini alırken bu tavırlarını açıkça belli etmişlerdir. Ayrıca Eğitim Bir Sen'in ve AK Parti ilçe yönetiminin bahsi geçen sendikanın üyesi olan pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdürüne bir şey olmaması için sürekli temaslarda bulundukları sendikamıza iletilen bilgiler arasında yer almaktadır. Bu incelemenin tarafsız yapılmadığı, siyasileştirildiği Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da bilinmektedir. Öğrenci ve öğretmen ifadelerinin inceleme usul ve esaslarına uygun olmadığını düşünüyoruz. Öğrenci ve öğretmenler baskı altına alınarak ve yönlendirme yapılarak özgürce ifade vermeleri ve doğruların açığa çıkması engellenmiş olup alınan ifadelerin kendi istedikleri şekilde tutanaklara geçirilmesini sağlamışlardır. Ayrıca üyelerimiz hedef gösterilerek tanık ifadeleri alınmaya çalışılmaktadır. Belgeler ve deliller bizzat okul müdürlüğü tarafından gizlenmekte, kasıtlı olarak incelemeyi yürüten müfettişlere eksik belge verilmekte ve gerçeği yansıtmayan belgeler düzenlenerek incelemenin seyrini değiştirmeye çalışılmaktadır. Okul müdürünün yönetmeliklere uygun olmayan bir şekilde hareket ettiği, devleti zarara uğrattığı bilgileri tarafımıza iletilen bilgiler arasında bulunmaktadır. Bu iddiaların araştırılmasını istemeye devam edeceğiz ve takipçisi olacağız. Bütün bu usulsüz uygulama ve
keyfi yönetim anlayışının üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek,